Ey müminler, mübarek Berat kandilini de idrak etmiş bulunuyoruz. Berat gecesi ki İslam aleminin tes'id etmiş olduğu hüccadetleri, hüccadetleri mukaddes gecelerin içerisinde Kadir gecesinden sonra en yüksek kutsiyeti taşıyan gecemizdir. Geçti o da ve Ramazan'a artık günleri değil, saatleri saymaktayız. Mübarek Ramazan ayı o derecede bize yaklaşmış, gölgesi üzerimize düşmüştür. Cenab-ı Hak'tan niyazımız odur ki bizi bu mübarek aylara saygı göstermeye, bahusus mübarek Ramazan'ı hürmetli tutmaya senede bir gelen bu çok kıymetli misafiri hoşlu dererek göndermeye tevfikini bize refik eylesin, bizi muvaffak eylesin. Amin. Dünya kendine tayin olunmuş olan son durağa doğru hızla gitmektedir. Belki o haftanın içerisinde miladi takvim ile yeni bir yıl ki dünyanın daha ihtiyarladığını işaret eden bir yıl olmakla beraber aklı kısa olanlar yeni yıl deniyorlar. Dünyanın eskidiğine bakmıyorlar. Dünyanın yaşlandığına bakmıyor. Adeta dünyanın saydığımız seneler çoğaldı, sonra daha genç yaşıyor. Bu derecede şeytan insanoğlunu sapıtmış, saptırmış ve şimdi ne deniyorlar? Baktım, bu bizim sözümüzden alınıp da herhalde onlara da böyle gelmiş olmalı ki bazı reklamlar ne diyor? 1996 yılını uğurlatmak üzere diyor. Toplantımız var. Seneler sayılı, bu günler sayılı olduğu gibi bu dünya ne zaman bu yörünge derler döndüğü daire üzerine oturtulmuştur. Onu elbette ki oturtturan vardır. Sonra döndürek gibi döndüren vardır. Sonra koşturtturan vardır felekin üzerinde. Başlatan bir yere kadar gitmesi için onun da hududunu tayin etmiştir. Ve biz ahirzaman ümmetleri olarak dünyanın sonuna yetişmiş olan ümmetleriz. Son peygamberin ümmetlerinin de sona doğru gelmiş olan, bitiriminde gelmiş olan ümmetleriz. Allahu alem, Allah her şeyin hakikatini bilendir. Belki bu 2000. yılların içerisinde zürriyette kesilecektir. Zürriyet gelmeyecektir. Zaten 20. asrın ateist, materyalist, kafir, gavur kafaları doğum kontrolü diyerekten bir şeye uğraşıyor. İnsan doğmasın, dünyaya da uğraşıyorlar. İnsan doğmasın. Ve insan doğmasa hayvan mı doğar? İnsanları kısır yapıp da sen dünyayı ne yapacaksın? Lakin maksatları o. Ve bu doğum kontrolünü çeşit türlü şeytanlıkla yapıyorlar ve yaptırıyorlar. Kimisi biliyor, kimisi bilmiyor. Ve bu arada söylenmesi gereken gizli doğum kontrolü için bütün bu doğum yaptıran hekimlere tembih vardır. Sakın çocukları
Doğum yoldan doğmaya bırakmayacaksınız, karnını yırtacaksınız, karnından gelsin çocuklar ki iki defa, üç defa ondan sonra dersiniz ki bu çocuk helal eder, bir tehlikelidir, ne yapalım? Bağlayalım. Bu da gizlice devletlerin bildiği, hükümetlerin de hükmettiği ve tembih ettiği bir Yahudi dolabıdır ki zürriyet kesilsin, doğmasın insan kadar. Öyle mi? Peki bu 2000 yıllar geldiği zaman belki onu ortalarına doğru artık zürriyet bulur. Zürriyet kesilir. Çünkü alem-i ervahtan gelecek ruhlar tamamlandığı vakitinde artık çocuk edecek insan bulunmaz. Bitmiş. Yaklaşıyor. Binaenaleyh şimdi 2000. yıllarda yaklaşmaktadır. Ve tabii bu dünyanın nihayetinin yaklaştığına işarettir. Biz gazete okuyup da söz söylemeyiz. Çünkü kitabımız vardır. Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'i bize açıklayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vardır. Ona bakarız, onda bildirilene inanmışızdır. Çünkü geleceği keşfetmek doğrudan doğruya senin benim işin değil, gelecekten haber veren peygamberdir. Gelecekten haberi verecek peygamberdir. Peygamberi de Allah-u Zülcelal bildirdiğinde bildirecektir. Binaenaleyh önümüzde gelecek ahvali peygamber ahir zaman peygamberi. Yani dünyanın en son gelen peygamberi, ondan öte de başka peygamber yok. Deli çok, peygamberin deli çok. Ama peygamberlik delilikten gitmez. Yalancı peygamber, onun işi yalancının bunu yasıya kadar yanar derler. Çokları iddia etmiş, bitmiştir. Lakin ahir zaman peygamberi. 15 asır önce gelmiştir ve bugün onun tıbbı görmektedir. 15 asır öncesinde ıssız çöllerin içerisinde dünyaya gelmiş olan, dünyaya şeref vermiş olan en büyük insan, ötekilerin büyüklükleri onun yanında sıfırlanan büyüklük sahibi, Allah yanında büyük. Bunların yanında bu hakikaten. Ahir zaman peygamberi ıssız çöllerin içerisinde anadan babadan yetim doğmuş. Mektep medrese görmemiş. Hocası olmamış. Ona ayağa kalkıp ey insanlar sizin cebinize topunuza birden ilahen ve kıyamete kadar gönderilmiş peygamberim, benimle beraber La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah deyiniz. Deyiniz La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah deyiyor muyuz? Bu kelime-i tayyibe 24 saatte duruyor mu yeryüzünde? Ezanlar her saatte, günün her saatinde, günün her dakikasında bütün dünyanın üzerinde bana Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deniyor mu, denmiyor mu? Bir parça aklını bulmuyor. Ateistler aklını bulmuyor. Demiyor yahu bu ne işin? İştir bu. Doğrudan doğruya bizim bildiğimiz gibi bir insan olursa nasıl olur da 24 saat bütün küre-i arza her anında kelime-i şehadetle ismi zikr olursun. Allah'ın tevhidiyle peygamberin ismi söylensin. Kimin şanına mübarek geceleri kutlayıyoruz? Kimin şanına cuma kılıyoruz? Kimin şanına Ramazan kutluyoruz? Kimin şanına bayram yapıyoruz? Kimin şanına cihat yapıyoruz?
kimin canına canımızı hiç sebilillah'ta feda ediyoruz düşünün. Düşünmeyi bitirmişler. Öyle bir peygamber. Onun sözü hak ve gerçektir. Ona dinleniyoruz biz. Başka şey dinlediğimiz yok. Başka şey dinleyen zaten bitiktir, bitiktir. Kaybolup gidecek, nabedil olacak. Onun için ey müminler toplanacağız. Doğru yolda toplanacağız. Bize bu olup lazım. Bize yalancılık yaramıyor. Yakışmıyor. Aldatmak da yakışmıyor. Aldanmak da yakışmıyor. Aldanan da ahmak, aldatan haindir. Onun için bu senede Cenab-ı Mevla bizi Berat kandiline yetiştirmiş, Ramazan-ı Şerif'e de ramak kalmış, yetişiyoruz bir hafta sonra, iki hafta sonra, 10 gün sonra inşallah. Ve ne cumadır gelen cuma değil de o bir cumaya veyahut cumartesine Ramazan-ı Şerif yetişiyor. Ey müminler, tedarikte olunuz. Kötülüğü yaşatmayacaksınız. İslam'ın size Allah'ın emri, kötülüğü yaşatma. Kötülüğü temsil edenleri de teyit etme, taraftar olma. Zulme razı olma. Zulüm en büyük haksızlıktır. Kim haksızlık yaparsa en büyük zalimdir. En büyük haksızlığı Cenab-ı Hakk'ın onun hakkında yapıyorlar bu memleketlerde. Bugün Cuma'dır. Allah'ın hakkıdır. Bütün bu memleket Müslüman memleketidir. Burada Rum yok. Ermeni yok. İngiliz yok. Burada bizim sancağımız burada dalgalanıyor. 25 sene oluyor. Burada mağamız yok. Ermeni yok, Yahudi yok, Umum yok, Hristiyan yok. Olsa da hükmü yok manasına. Burada Müslümanların bir topluluğu var. Burada yaşayanlar Müslümandır. Ey Müslümanlar! Öyleyse Cuma nedir? Biliyor muyuz? Kendilerine Allah-u Zülcelal'in rütbe değindirdiği İnsanlarımız Cuma'yı biliyorlar mı? Hatırlarına getiriyorlar mı? Bu Allah'ın hakkıdır. Secde edelim, gidelim. Böyle tevazu gösteriyorlar mı? Yok. Peki. Bunu bilerek yapanlar elbette ki 7 de fazlasıyla ceza çekerler. Bilmeyenlere bir şamar gelir de bilerek yapanlara 7 şamar gelecek. Bu seneyi de esen seneyi bitirdik. Berat gecesinden itibaren Berat gecesi ki melekutun sene başısıdır. Berat gecesinde bir başlangıç olur. Gelen senenin beratına kadar dünyada ne olacaksa kayda geçer ve uygulanmaya da geçirilir. Allah'ın emriyle ne olacaksa ecelder de tayin edilir ve ne olacaksa başka harflerden, darplerden, zelzelelerden, fırtınalardan, yangınlardan, sellerden, muharebelerden her ne meydana gelecekse ondan da yazılır. İnsanlardan kim yaşayacak, kim yaşamayacak, ondan da kayda geçer. Bir sene içerisinde bunlar hepsi meydana gelir. O gece meğer bir de Christmas gecesiymiş. Berat gecesinde, Christmas. Christmas'a hazır olduğu Kıbrıs'taki Allah'ın kulları çok itibar ettiler. Çam kesilmesin ama plastik çamlar yaptılar. Üzerine gardinler koydular.
üzerine papaz kıyafetli Nüvel babalar koydular. Çocuklarına hediye medya verdiler. Bütün sosyete bunu yaptı. O sosyeteleri ki Allah-u Zülcelal Fazl-ı Kerem'iyle onlara servet vermiş, imkan vermiş, para vermiş. Bunlar böyle yaptılar o geceyi. Hristiyan aleminle yoğurtu yaptılar. Ve İslam aleminin en büyük gecelerinden olan Berat Gecesi'ni düşünmediler. Peki. Bu sene çoğu ağlayacak. Allah Allah. Ne oldu? Gaza oldu. Nasıl oldu da gaza oldu? Ha, gömülen gaza var, gömülmeyen gaza, sehmi gaza derler. Efendim? Bela oku gökyüzünden yağmur gibi yarar bu zamanda. Secdesiz kafa bulursa, o secdesiz kafalara tırak 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 olacak. Yahu silahla vurulmaz, bu adamın nasıl oldu? Hiçbir şey yoktu. En yukarıdan vuruldu bu. Sehmi gaza, sehmi intikam, intikam okları. Yağmur gibi yağıyor. Onun için daha ondan uslanmayan, şimdi bir daha yılbaşı geceleri vardır. O da bilmiyorum, gelen haftanın içinde mi neyse. Önümüzde Cuma'dan evvel mi olacak, Cuma'dan mı olacak, o da bir mübarek gecede geliyor. Mübarek geceleri uyduruyor Cenab-ı Allah ki baksın, benim kullarım benim yolumu tutuyor. Bana sevgi, saygı mı gösteriyor? Yoksa benim haram ettiklerimi işleyerekten şeytanın peşinde mi gidiyorlar? Ey Müslümanlar, dikkat et. Birisi bana haber etti. Dedi ki, Şeyh Efendi, sana bir hindi göndereyim. Yahu durup dururken, ne hindisi yahu bu? Hindi pazarda çok var dedi. Şimdi de sana göndereyim mi soruyorum diyor. Ya bırak Hindi'yi önümüzde bir Sokrat'a tuttuğumuz gördüğümüz yok ama bunun ne münasebeti var diyecek bizler. Şimdi Şeyh Efendi Hindi geldi, Hindi diyor, Şeyh Efendi onlara uydu. Yahu başka zaman yolla oğlum, Mehmet'e Tameli günde gönderme. Biz de onlardan yazarlar, eline sokma. Biz kendi kendimize yapıyoruz, ne kendi kendine yapacak şey? Ayvasın diyor tuşu bu. Ayvasız yoltusu derlerdi eskiden. Bunlar köyden gider, elinde kemençeyle kapıları gezer. Ayvasız geldiği devletten böyle yoltularını söyleyip gezerler, gidebilirlerdi. Şimdi biz onlara yer bırakmadık. Ayvasız yoltusunu efendim yılbaşı şenliği yapıyoruz. En büyüklerimiz de büyük davetler yapıyorlar. Kimsi şahaneden. Ondan sonra diyoruz ki, tüyü çıkmamış yetimlerin hakkı nerede? Sen hükümet olarak, devlet olarak o gece 1 lira da versen, yetim hakkı olduğunu ne bilmezsin? Senin kesenden mi veriyorsun bunu? Yok. Belki o gece de efendim, Haykam ile Hürri abdesthane bulunan yarısını dolduracaklar, yarısını da dışarıda pisleyecek milleti, o geceyi kutlayacak diyerekten. Yılbaşı yapanların işi bu olacak ve sarf olacak paranın efendim yekûnü bu memlekette fukara bırakmak, bu memlekette geçirmiş ev bırakmak, bu memlekette efendim yarı kalmış, inşaat yarı kalmış, iş yeri bırakmana hepsi tamam edecek bir haldedir. Bir gecede sarf edecek dedi. Ama bu sözü duyan yok. Ya da duymayacaklar. Gene bir diklendi yapacaklardır. Lakin cendereye tutulmuştur. Ayaklarından da bağlanmış, başından da bağlanmışlardır. Ki böyle çarkını çevirip aşağıdan yukarıdan bağırttıracaklar mı onları bu sene? Bu sene bir başka acayip işten senedir. Onun için ey müminler, Allah'a itaata dön.
Müslüman olduğunu bil, İslam'ın şerefini gözet, gözetmezsen sen bilirsin. Allah'ın şimdiye kadar kim muharebe yaptıysa, tozu dumanı, tozu da kalmadı, dumanı da kalmadı. Biz değiliz, biz hiçbiriz. Lakin kaframız çok, azametimiz çok, kibrimiz çok, saygısızlığımız çok olsun. Lakin Allah mamurlasın. Bırakır, bırakır, anında alır. Ama ne olur, ne olur sen bir şey, hiç sesi kaç. Hüküm yerini bulacaktır. Onun için ey Müslümanlar, Ramazan'a hürmet edin. Kendi dininize saygı gösterelim. Kafirlerin değil, neye muharebe yapıyorsunuz öyleyse aç bu hududu. Onun tarafında efendim eğlence daha çok. O gece için hududu da aç. Aç o tarafa, onlar o tarafa, biz o tarafa, onlar bu tarafa girsin. Çünkü bayram yapıyor, yoksa yapıyoruz onlardan. Ne hırsal dolsun, hudut dolsun oraya, aç girsin onlar buraya, biz de o tarafa. Kardeş olsunlar, çünkü aynı itikatta, aynı hislerle doğuyorlar. İslam hissi yok, iman, İslam şerefine dair bir şey yok. Güneşler ne var? O da Kristomonos büyük bir havuz yaptırmış. Efendim, buradan şeye kadar havuzlar olamaz demiş, sığamazlar onlar. O kadar çoğaldı demiş. Kuzeydeki bizim tabamız dizidirler. Bunları vaktiz edeceğiz. Lakin havuza mavuza tekneye sığacak bir şey bunlar. Binaenaleyh denize çamandır alan koyacağız. Büyük bir sahaya çekeceğiz. Ben içerisine edeyim. Ondan sonra onun içerisine vaktiz yapacağız. Bu kaldı başka. Bir bu vaktizleri kaldı. Bir de boyunlarına asacak haçları kaldı. Bu hale girdik, girdirildik. Ya toplanacağız, ya bizi toparlayacaklar, atacaklar. Ya Rabbi, bizi bu cehaletler görenleri bizim üzerimize uzak eyle. Amin. Bize hakkı talim edecek, senin yolunu gösterecek muhlis kullarını ya kenar köyden mevcuttur, eksik olmaz. Döndüğünde şu eksik olmadığı gibi bu cemaatin içerisinde cevabından mevcuttur, hiç şüphesiz. Lakin esrardan kenar köyde gitmiş. Onları sen ya Rabbi meydana çıkarırsın. Sen bu illallah ya Rabbi. Amin. Diniye, din İslam senindir. İslam'a yardımcılar var. Kıbrıs'ta da ana vatan, Kıbrıs, Mağrib, Maşir, bütün dünyaya gereken bir şey bu İslam. Mu'inler gönder ya Rabbi. Amin. Ve İslam azık olanlar da nabedi deyle. Amin. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. Ela billahi meyfil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون